Sokrates Club'a hoş geldiniz. O Değilden'in yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Tuğcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? Sağ ol. Çok iyiyim. Ee, uykumu düzelttim. Gayet. Allah hep Allah. fiziksel bir şeylerden bahsediyorum burada. Böyle bir türlü e, <laughs> tam olmuyor. Ya uykum var ya diyet falan. Ya ben arkadaşın olarak gurur duyuyorum ama izleyenler ne düşünüyor bilmiyorum. Evet. E, gurur duysunlar onlar da. Ama maksimum iki gün falan sürüyor. O yüzden çok da sorun e, olmuyor tabii. yani. <laughs> Onun dışında iyiyim. Ee, oyunu bıraktım. Ee, oyun Nasıl oynamıyorum. Yani? Ee, bir süredir, iki haftadır oyun oynamıyorum. Hı hı. Ee, keyifli bir süreç oluyor. Kendimi daha fazla tanıdım. Ee, doğayla iç içe. <laughs> <laughs> doğayla bir oldum. Enerjiyi hissediyorum falan. Dolandırıcı olmuşum. <laughs> Kendimi daha iyi tanıdım. Oyun oynamayı çok seviyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir detoks iyidir. Böyle bazen çok sevdiğiniz şeylere detoks iyidir. O yüzden... Bir süre seninle de görüşmemeyi düşünüyorum Tuğcan'a. Çok mantıklı. Abi. Evet bildiğiniz üzere o değil değil Mediamarkt'ın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Hemen duyurumuzu yapalım. Karne hediyelerinin Mediamarkt'a tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına çeşit çeşit teknolojik hediye Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de mediamarkt.com.tr'ye girerek karne hediyelerini keşfedebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sen bana nasıl bir karne hediyesi alacaksın Tuğcan? Ee, çok düşündüm. Sonra yaklaşık bir 15 senedir karne almadığını fark ettim ve vazgeçtim. Ama düşününce, e, YouTube analizi, efendime söyleyeyim, Instagram hmm. analizi bunlar da bir çeşit karnedir. Öyle yalan mi yalan mıdır? Yani Spotify karnesi, mesela. Spotify'da bir karnedir. Ya yani mesela YouTube bana devamlı hoca gibi şeyler hmm. yazıyor. Açıyorum YouTube kanalını. Bravo, çok iyi gidiyorsun. Ya da açıyorum, son videon izlenmedi çok. Hmm. İyi performans göstermiyorsun. Falan tamam, böyle şeyler yani ya e, babam e, ya da karne alıyorum ikisinden ya biri diye düşünüyorum. Yanlışlıkla Fatih Terim'e bağlanıyor gibisin. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> e, bu tarz bir iletişim yöntemini ben YouTube'da desteklemiyorum. Buradan da iletmiş olayım. E, bence yanlış. Bence tam tersi. Full olumlu şeyler yazmalı. Çok izlenmedi ama olsun çok yakışıklı görünüyordu. Mesela ya bir da şey. Duolingo gibi, full negatif Full, değil O değil? ne yapıyor? Duolingo şey yapıyor, hemen şunları tamamla yoksa evini bulurum falan yazıyordu. <laughs> ha, yani. Hatırlıyorum onu, öyle bildirimleri vardı evet. değil mi? Güzel aslında, o işe yarıyor. Ama bu işte arkadaşından o mesaj gelince kötü oluyor biliyor musun? E tabii, öyle <laughs> evini <mesela>. bulurum falan. <gülüyor> <gülüyor> e, bugün yine bir komedyen ağlayacağız. E, ben galiba çok ilgileniyorum komedyenlerle, bunu anladım. Devamlı bir konuk refleksim oraya doğru gidiyor. Sen bir şeyler öğrenmeye çalışıyor gibisin ama bedavaya öğrenmek yüzden <laughs> Programa yediriyorum gibi ben öğrenmek istediğim <laughs> konuları. Ee, yarın da bir pima penci gelecek ee, <laughs> konuk olarak. <laughs> Çünkü o konuda da evde biraz üşüyoruz da onu öğrenmem lazım. Mesela. Nasıl yani. yapılıyor? Evet sevgili Aksel gelecek. Tuz biberinde de e, kurucu orta sanırım. E, artık detaylarını sorup öğreneceğiz diye düşünüyorum. O zaman Aksel Gürel geliyor. Yani şeyi merak ediyorum aslında onunla başlayayım. Bir insan... Ben bir stand-up oluşumu kurayım fikrine nasıl? ya bu fikir nasıl e, çıkabilir bir insandan? Nereden çıkabilir yani? Çünkü mesela stand-up yapıyordun da ya birkaç kişi yapıyoruz, bari ben bunu organize edeyim mi dedin? Yoksa başından beri hakkında bu mu vardı? Şöyle aslında e, beri ben kurmadım da hmm. e, ortağım kurmuş zaman da yani aslında genelde şöyle çıkıyor, her komedyenin kafasında şey vardır. Ya Şimdi ben de diğer insanlarla beraber çıkabileceğim bir şey olsun. Çünkü tek başına yapması çok zor. Evet, i̇şte bu ben mesela Koç Üniversitesi'nde tek başıma yapmaya başlamıştım tek kişilik gösterilerle. Ama şimdi belli bir kitle oluşturmak zor. Şakayı nerede deneyeceksin? Şakayı nerede yazacaksın? Bir de o kadar sürede mi insanlar o kadar geliyor? Geliyorlar Şimdi bir, bir saat minimum saat, yapman lazım yani. bir bir buçuk saat ki Cem Yılmaz bunu da en başta üç saat diye ortaya attığı için biraz da orada çıta çok yüksek kalıyor Hı -hı. ve sen de bir tek Cem Yılmaz'ı bildiğin için kafanda hep şey oluyor. Benim de tek başıma yapmam lazım uzun. Hı -hı. Bir süre denedim ben onu. Hatta böyle aynı insanlar geldiği için sürekli farklı gösteri yapmam gerektiğini düşündüm. Her geldiklerinde yeni Ola. bir saat yapıyordum. Böyle. Delilik. Sonra Vallahi. şeyi fark ettim. Bir komik değilim zaten bu şekilde. <laughs> e, komik olamıyorum çünkü <laughs> Ola. imkansız zaten yapısal olarak. Bir de yani bu şakaları benim ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu kere denemem lazım ki en iyi şekline getireyim. mükemmel hale getireceğim. Sonra dedim ki benim gibi yapan kim var diye aslında böyle internette bakıyorum hani kim hmm. yapıyor başka diye. İşte bir süre ilk başta bir BKM'ye gitmiştim orada yapıyorlar diye izledim falan işte. Sonra işte ortağımın şeyini Tuzlu Bersen'de buldum, o da Instagram'da bulmuştum hatta ortağımla da DM'den yazmışız işte ben böyle şey yazdım ben sahneye çıkmak istiyorum falan dedim. O da bana işte tamam 5 dakika çıkabilirsin dedi. Açıp mikrofon 5 dakika oluyor. Çünkü herkesin 5 dakika hmm. kendi deneyebildiği bir şey. Tabii ben de o zamanlar şeyim 5 mi? <laughs> ben <bir> buçuk saat <laughs> yapıyorum. 15 dakikadan az olmaz falan ki pazarlığa girişmiş ben. İlk konuşmam bu DM'den şöyle. yani. <laughs> <laughs> 15'ten fazla az olmaz falan gibi böyle hemen klasik. Sonra bir şekilde işte tanıştık falan gittim oralara. Oradaki diğer komedyenleri gördüm ve işte orada herkes aslında bayağı komikmiş gibi düşündüm. Hatta hmm. herkes benden çok daha komikmiş onu gördüm yani. Sonra ben çıktım, en iyi şakamı yapıyorum, kimse gülmüyor böyle. <laughs> Allah Allah falan <laughs> diyorum. E diğer şakamı yapıyorum, sonra şeyi fark ettim çünkü ben stand-up'ta konteks e, çok önemli. Yani... Mesela şimdi ben gidip Koç Üniversitesi'nde başladığım zaman herkes koçlu olduğu için bir kontekst kendinden yaratılmış oluyor. Hmm. Herkes koçlu. O yüzden ben dediğim zaman işte hani hatırlarsınız ya yemek alırken dediğim zaman herkesin kafasında bir yer var. Ama şimdi ben orada Kadıköy'de bir rastgele barda beni hiç tanımayan insanlara bir hikaye sıfırdan girdiğim zaman kontekst yok. Yani ben orada bir anda şey gibi giriyorum. Ya geçenlerde de ben bir kızlaydım. Abi sen kimsin? Sen çapkın bir adam mısın? Sen evli bir adam mısın? Sevgilin mi var? Kontekst olmayınca... Seni sen bir yere yerleştirmesi gerekiyor. Bağlam lazım yani. Hmm. Orada diğer komedyenleri görünce işte bu adam bak bu taktiği kullanıyormuş. Bu böyle yapıyor. Onlarla sohbet ederek şeyi fark ettim. Aslında bu oluşum olmanın verdiği ya da beraber sahneye çıkmanın verdiği şey var. Fikir alışverişinin verdiği, onun kullandığı taktiği sen uygularsın, o seninkini uygular derken böyle böyle aslında herkes gelişiyor. Hı -hı. Da Amerika'da da bunun olduğunu sonradan işte belgesellerle yani izleye izleye. Falan. Aslında herkes birbirinden çok besleniyor. O yapı işte ortamın başlattığı o yapıyı görünce dedim ki abi biz bunu büyütelim. Çünkü ancak ben de öyle komedyen olacağım. Bu insanlar da öyle daha iyi komedyen olacaklar diye diye aslında çok böyle şey. Hı -hı. Hani abi şimdi bir şirket kuruyoruz gibi B değil B yani. Birazdan kendimiz çıkabileceğimiz bir şey olsun derken... Videolarla işler biraz büyüdü. Yoksa birbirimizin evinde buluştuğumuz bir yapıydı yani. Peki o video fikri yani bu korkmadınız mı hiç? Ulan şimdi başı yok sonu yok bir kesit yayınlayacağız onu, bunu. Çok zor çünkü. Onu mesela. düşünemedik biz. Çünkü biz onu öyle bir biz onu koyduğumuzda izleneceğini düşündüğümüz şey bin iki bin falan. Bir anda o 100 hmm. binlere gidince biz onun gücünü fark ettik biz onu koyarken çünkü zaten işte Kadıköy çevresindeki insanlar görsün, gösteriye gelsinler gibi niyetimiz varken bir anda o kar gibi ya. büyüyebilen bir şey ha, o zaman ne koyduğumuzu bir düşünmemiz gerekiyor sanırım. <laughs> i̇şte bir avukata atmak gerekiyor. Hesaplamak gerekiyor. Çünkü hepsini de koyamıyorsun. Hepsini koyarsan gelince ne izleyecekler? Hmm, o yüzden aslında kısa canım. bir şey koyuyorsun. Evet ya. O seti bir de ayırı. mükemmelleştirme kısmı da uzun sürüyordur diye tahmin ediyorum. Tabii. Hani onu emekledim yeni set yazayım falan o da kolay Hı. bir karar olmuyor herhalde. Yani sen ama. bir saati bir şey koyduğun zaman insanlara şeyi demen lazım. Bu bir saati gördünüz şimdi geldiğinizde yeni bir saat Yeniymiş. göreceksiniz evet. ve o da en az bunun kadar iyi olacak. Ve ne? o çok zor bir taahhüt seyirciye Hı -hı. vermek için. O yüzden de çok hazır olman ve belki o bir saati koyarken diğer bir saati denemiş olman lazım seyircinin önünde zaten. Hı -hı. Ki işte mesela bizim e, komedyenlerimiz beraber çalıştığımız komedyenlerin çoğu mesela şu an special bir sürü kanalda yayınladık yani. Mesela bazıları şu an materyalsiz kaldı. Seyirci Aynen, talep yani. var mesela seyirci gösteriye gelmek istiyor ama set yok ortada. Hmm. Şu an yazmaya çalışıyor. Paylaşıldığı işte. için. Aynen Onlar... paylaşıldı. Yeni sette o kadar güvenmeyebiliyor çünkü uzun sürede oluşuyor derken bu böyle bir hmm. süreç aslında. Ben bir kitap okumuştum abi. Ee, nasıl komik olunur diye. <gülüyor> <gülüyor> Önerebilir misin bana onu? <laughs> Verebilir Ciddi misin? Ciddi bir arada. Ciddi yani. yani şöyle daha doğrusu ben komik bir şeyler yazmaya çalışıyordum. İşte önce sinema formülüyle ilgili kitaplar okudum falan. Ee, çünkü okulda hiçbir şey öğretmediler falan adam gibi. Sonra dedim sitcom'larla alakalı bir kitaplara bir bakayım. Onları okudum. Sonra dedim bir de komediyle alakalı kitaplara bakayım. Abi bu dediklerini yazmışlar bu arada. Keşke okusaymıştım. Aynen. <laughs> Belki şey de yani. <laughs> Ee, i̇şte o, e, kontekst olayının altına mesela evet. adam kitabın yarısını ona şey evet. yapmış. Yani sen bir kelime söylediğinde seyircinin kafasında ne canlanıyor? Bunu Öyle. düşünerek hazırlaman lazım falan. Mesela bu benim hiç aa doğru lan falan dediğim bir şey o haline geldi. Hiç düşündüğüm bir şey değildi daha öncesinde. Bu da herhalde yaptıkça birbirine Tabii. destek kısmında devreye giriyor. Şimdi mesela yeni başlayanları siz bunları ders gibi böyle oturup şimdi bak <laughs> e, konteks diye bir şey var falan yapıyor musunuz tuz üzerinde böyle yapmıyoruz doğal gelişiyor değil mi daha ee, biraz daha doğal orada gerçekten kurduğum bir ilişki üzerinden yapıyoruz atölye falan yapmayı da çok düşündük de yani yurt dışından hmm. genelde biz böyle bakıyoruz tabii onlar biraz ileride oldukları için ya bu atölye kavramı stand up'ta tam çalışmayabiliyor gerçek anlamıyla hmm. çünkü çok bireysel bir yol ve ee, mesela atıyorum Deniz Göktaş'ın söyleyeceği şeyle işte Ali Conguno'nun söyleyeceği şeyle Tuna Kalınsaz'ın söyleyeceği şey çok farklı olacak. Doğru. Ve birini dinleyip bu doğrudur diyemezsin. Çünkü hepsinin yolu başka. Biri başka bir komedi yapıyor, biri başka bir komedi yapıyor. Ancak tecrübe paylaşımı olabilir. Yani bir de herkesin yani. işine yarayan taktik de aynı, aynı. doğru olmayabilir. Aynı gelmeyebilir yani. sahnede. Ya ben mesela bazen bana bir komedyen şakası anlatıyor diyor ki bu sahnede bunu yapacağım diyor. Ben içimden diyorum ki iğrenç abi kimse gülmeyecek. Darmağan ediyor seyirci tam tersi oluyor. Yine bir başka bir şey oluyor. Yani o yüzden de tam gerçekten abi böyle bir öngörebildiğin bir şey değil. Peki hep tam tersi oluyorsa gene <gülüyor> öngör. <gülüyor> Çünkü ben de öyle oluyor biliyor musun? Soğuk savaşa başlamıştık. İşte bilmem ne konuk gelecek diyorlar. Saçmalama ne işi var soğuk savaşta asla gelmesin falan. Evet. Bir şekilde ikna ediyor. Geliyorlar böyle en çok izlenen 10 bölümden biri oluyor falan. Herkes inanılmaz bölüm böyle komedi tarihi yazmışsınız falan yazıyor. Ben böyle izliyorum bu ne lan bok gibi falan diyorum. Ya da bir çok iyi bölüm diyorum. Abi bir linç geliyor falan o bölüme. Diyorum ki demek ki ben bir şey tutturuyorum hani. tersi evet, ama. Ters. Sizde de mesela konteks çok önemli Soğuk Savaş'ta. Sen sonuçta ilk bir cümle söylüyorsun, kafada bir şey canlanıyor sonra terse düşürüyor cevapla yani. falan. Yani orada bir konteks yaratıyorsun. Bir de bizim sıkıntı şey oldu işte yani oyunla ilgili şakalarla başlamıştık, geek kültürü falan. E çok fazla atıfta bulunabileceğin yer var. Şimdi bir yerden sonra izleyici kitlesi daha genele kayınca herkesin bildiği şeyler üzerinden şaka yapmaya çalışıyorsun. O da dediğin gibi öncesinde bilmediği şey bildiğini düşündüğü şeyler çok az oluyor yani. Ne kadar fazla kelime şakası yapabilirsin ki? Biz bütün sanatçıları bitirdik. Bütün şeyler bitti yani. Şu anda hatırlamıyorum bile işte Funda arar, Funda bilmem ne yapar falan böyle devamlı. Bu sen en son ne zaman yazdın? Ne? Sok Savaş şakası mı? <gülüyor> <gülüyor> o değil de bu aç. Yani en son sen ne zaman yazdın? çok zor oldu ya biliyor musun artık her yerde söylüyoruz ama çıkmıyor. Ben mizah biten bir şey ee, olduğunu bilmiyordum. Bitiyormuş mizah. Bilmiyorum <laughs> yaşadım mı? <laughs> en azından belli tarz mizah bitirebiliyormuşsun. Ben içimdeki o mizah bitirdim. Kalmadı evet. yani. Evet. Daha fazla bulmak için işte e, kafayı değiştirmem gerekiyor herhalde. Orada da biraz aktarıcı oldun orada gibi o zaman. Yani işte biraz kalmış kıyıda köşede bir şey, travmalardan <laughs> bir iki mizah onu da böyle koyduk sofraya bitti bir senede. 6 Peki başka mizah etmez. şeyi yapmayı düşünüyor musun programa gibi mesela şu an bu Abi. biraz daha tolk gibi ya ama evet. şey soğuk savaş güldürme amaçlı direkt yani doğru yani a, e, çok yemiyor açık söyleyeyim ama e, bir ara cesaret edebilirsem e, düşünüyorum hatta soğuk savaşın benzerlerine birkaç format yazmıştık ona benzer böyle yani çünkü bize yıllardır hep şey diyorlar. Ne oldu ya? Ben konuk oldum bir anda. Aynen. <laughs> o değildi. Diye. <laughs> ee, bize yıllardır hani Soğuk Savaş gibi başka içerik de yapsanız da falan diyorlar. Ama zor olur bulması sonuçta yurt dışından çorlarken. Evet tabii. <laughs> ee, yani biz dedik onu da biz bulmadık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi ben buna çorlamak demem. Demem çünkü onlardan önce de vardı. Yani YouTube'da şimdi... Ozanlara dönüyorsun geçmişe. <laughs> Onlar da aynı şey evet. yapıyordu yani. If you laugh you lose. Diyorsun. Ha bak <laughs> şeyi biz bulduk bu arada o yoktu orijinal tamam. formatında ee, gülersen kaybedersin mantığındaki e, şeyi e, biz bulduk yani if you, love, if you laugh you lose mantığını doğru düzgün uygulamıyorlardı o dönem. Bir tek bir kanal yapıyordu. Geri kalanlar çıkıp şaka yapıyordu sadece. Aslında yani. gene biz bulmamışız ya onlar. <laughs> ama sonra İsmi onlar gel... onlarda kullanıyordu ama. Kullanıyordu, kullanıyordu evet. Butonu Dead jokes butonu. butonu o da en sevilmeyen e, update update'i oldu yani. Ben, <laughs> ben buldum hatta kimse istemedi onu. Bizim Berk Buğra falan da istemedi. Ya Bu çok iyi olacak inanın bana falan dedim. Çok kötü oldu böyle. <laughs> Kimse anlamadı falan. Birbirinizle şakaları paylaşıyor musunuz? Daha bunu yapma ya falan gibi oluyor. E, oluyor evet. Eskiden beraber yazıyorduk zaten. O daha iyi bir dönemdi yani beraber. Ajans çalışanı gibi başlamıştı çünkü Soğuk Savaş. Biz baya böyle sabah gidiyorduk mesaiye falan. O dönem iyiydi yani şaka yazmış. Şimdi bireysel yazıyoruz oraya gelip test ediyoruz. Ama şeyde çok moral bozucu oluyor. Güveniyorsun mesela. Evet. Yapıyorsun hiç reaksiyon almıyor. Ulan yapmasam mı acaba yani önemli ne. Ama ters ters çalışıyor. Neyse benim konuk olduğum e, evet. paralel evreni e, bırakalım <laughs> şimdi sana dönelim. Peki komediye başlama fikri nereden çıktı? Yani ben stand-up evet. yapayım vesaire. Düşünürsün. Şöyle bizim ailem ailede insanların çoğu çok komik insanlar işte kuzenlerim, dedem annem falan böyle. Ee, orada da en az komik insan benim. Ama onlar sahneye çıkmıyordu. Ben dedim ki bunların bir şekilde aktarılması gerekiyor buradaki birikimi ha. boşa gidecek öz ziyan kültürü yani. O yüzden ben de bunları aktarayım ve ben böyle stand-up'a başlayacağımı söyledim de bütün aile şey oldu zaten. Abi sen komik değilsin yani e, laf etmek için değil, yani. aşağılamak için değil çok pra şey bunu pragmatik ya, bir yerden söylediler yani. Söylediler. Evet bunu sen anladın. de öyle bir şey yok ki yani sen hiç şaka yapmadın ki hayatında gibi bir şey oldu yani. <laughs> ben dedim ki işte aktaracağım falan. Onlar da gösteriye geldi. He oldular. Sen susup susup bunları dinliyordun yani gibi bir şey oldu. Anladım. Çünkü ben gerçekten stand-up'ımda işte bir günde gelirseniz inşallah. Evet geleceğiz inşallah. Hep de biz geliyoruz böyle Doğru olmaz o değil de yani. Ama işte bir gün davet yani çok genel davet ediyorsun. Cuma günü sevmiyorum. bekliyorum. Cuma. Abi bir işim var. <gülüyor> <gülüyor> ee, olur gelirim evet. ya Cuma. Cuma bir işimiz yok galiba. Stand-up'ımda işte genelde hep gerçek hikayeleri anlattığım için böyle işte annemle yaşadığım bir şey, babamla olan bir şey, işte hmm. dedemle olan bir şey, eski sevgilimle olan bir şey, onların abartı halleri her zaman. Ya çünkü komedide farklı tarzlar var. Bazı insanlar gerçekten yaşanmış şeyleri abartarak anlatır. Bazıları çok absürt evrenler kurar. Bazıları direkt tespit mizahı yapar durumlarla alakalı. Bazıları daha gündemsel referanslar üzerinden yapar yani. Benimki biraz da kendi yaşadığım olaylar üzerinden abartmalarımda. Ben mesela bir kere bir tane solcu şakam vardı sol e, eylemlerle alakalı. Ben de bir tane sol eyleme katılmıştım öncesinde ve Deniz Göktaş da beni orada gördü dedi ki sen niye buraya geldin? Ne alaka yani. <laughs> yani Kadıköy'de senin sol eylemde ne işin var dedi. Sonra benim sahneye o şaka yaptığımı görünce ha dedi. Sen buraya ha, bunun için gelmişsin. Anladım. Malzeme toplamak Gibi. Aslında o an o niyetim o değildi ama sonuçta stand-up'ta biraz şey bir, bir şeyler yaşıyorsun, deneyimliyorsun Hı. ve bir şekilde onu aktarıyorsun. Peki sırf komik olur diye böyle kendini saçma sapan ortamlara Ortamlara girdiğim olmuştur. Malzeme hmm. Askere falan evet. gidemedim. tabii. Gittim. Gittin mi? Gittim gittim çok uzun 17 gün. Hı hmm. bir şey, yani bir şey, yani şey <laughs> olmamıştır diyorsun. <laughs> dolu dolu bir 17 <laughs> gün <günümüz. gülüyor> defterlerle falan gezdiğim. Abi bir gün şöyle bir şey söylemişsin. Yani bir gün şöyle bir şey söylememişsin <laughs> tabii de. Ee, en büyük hayali ailesinin bir gün sokağa çıkacak yüzü kalmayacak kadar ünlü olmasıymış. Böyle bir hayalim varmış. Evet. Doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü dediğim gibi ailemi anlattığım e, için ben çok ünlü şimdi. olursam onlar sokağa çıkamayacak sonuçta. Ha bunların hikayesi Aynen. diye. Aynen ha bunlar bunlarmış Bu falan. Bu bir öcalma olabilir mi bir şekilde bir mi yapmaya çalışıyorsun? Neyse. <laughs> ee, en az para batırabileceğin iş komedyenlik demişsin. Ee, az mı para batırdın? Batırmadık işte hiç. Çok iyi. Kazandık falan diyormuşum. <laughs> <laughs> çok... Ortak lazım. Aa, yani para girmek için e, para gi girmenin büyük bir para girmen gerekmediği bir şey olduğu için öyle demiştim onu yani aslında. Ya mesela atıyorum gidip bir ne bileyim prodüksiyon prodüksiyon tekstil şirketi falan kurmaya çalışsan belli bir yatırım yapman gerekiyor. Burada yatırımın astı biraz emeğin gibi oldu bizde. Tam vizyonsuz bir örnek verdi yani. Evet. Bak prodüksiyon falan diyorum tekstil şirketi ama tekstil şirketi vardı hemen yani oradan <laughs> oraya gitti benim de kafam. Hemen yani. biz aslında dericiyiz. devam <laughs> Çok iyi. O zaman e, o anlamda başarılı oldu diyorsun yani. Ben ben de bir yatırım yapacak bir yer arıyorum da para lazım değil mi onun için? Biraz İlk aşama o. ama seni de alırız komikliğinle istersen. Öyle mi komik buluyor musun beni? Yani... <laughs> şey gibi değil mi bu? <laughs> şey neydi? ama çok saçma bir gönderme yapacaktım. Teoman da da popüler bu aralar ya. Teoman'ı takip ediyor musun? Teoman inanılmaz. <laughs> Teoman'ın var ama böyle evet. gelip çıkıyor popülerlik şey Ben şeyi ya, seviyorum. O değil de. O <laughs> Aynen. Değil de söyle. Geçen şey demiş ya işte. Sigarayı bırakmayacağım ama azaltacağım daha çok spor yapacağım sonra da şey diye açıklama yapmış. Bir tane single yazdım işte. O da çıkacak işte. Birine şarkı yapacağım, Adile'ye şarkı yaptım falan. Bu sene çok iyi gidiyor falan da açıklama yapmış. Yani kimse onun PR'ini <laughs> yapan inanılmaz yani. Gerçekten Çünkü. adamın... Her detayını değil Aynen aşırı absürt açıklamaları var. Yarın yani. su içmeyi düşünüyorum aynı, falan. E, tadında açıklamalar <laughs> gerçekten. Ama ben Teoman'ın şey halini seviyorum ya. Yani artık mesela cool olmaktan çıktı. Üzücü olmaya başladı evet. ya. Bu rockstarlık ne var ya? Ne var, hemen. <laughs> Hayır şimdi yaşlı rockstar dediğinde bir... Bir üzücülük var ya yapacak bir şey yok. Yani o karizmanın şekli değişiyor diyelim. Mesela artık şu değişti. Değiştirmedi ama kendini. Mesela Teoman'la uyansan yani. eskiden daha kendini iyi hissedecekken şu an Teoman'la uyansan dün ne yaptım gibi bir şey olur yani. Özellikle ben. Özellikle <laughs> sen yani. Mesela <laughs> Teoman'la uyansan yarın mesela kadar? <laughs> Bayağı evet. Aynen. İnşallah şarkı falan kaydetmişiz. Diye <laughs> Bu arada bir ara her yerde Teoman'ın karşıma çıkıyordu benim. Ben bir yere davetli oluyorduk. Teoman orada bir yere davetli. Evet. Teoman orada. Bir kere fotoğraf çektirmeye gittik işte eşimle çektirdik falan gayet güzel karşıladı. Sonra bir dahakinde bir daha çektireyim bakalım hatırlayacak mı dedim hatırlamadı. Hatırlayamadı. Evet. Kaç şarkı kişi? sözlerini hatırlayamıyor ki. Ben konserine gittim. <laughs> mırıldanıyor kendi şarkı. Kendi şarkı sözünü mırıldanan insan olur mu ya? Neydi ya orası <laughs> falan diye. <değil. gülüyor> <laughs> söyleyin ya. ya. <laughs> yani orada normalde seyirciyi gaza getirmek yerine sözleri hatırlamak için seyirci söyletiyor yani. Evet, çok güzel. iyi bir taktikmiş var. Bence evet. gayet iyi. Ee, bunlar yapılıyordur ya. Bak biz, ben de bir e, rock grubunda davulcu olarak çalıştım falan DJ'şeri. Sigorta tamdan mı yatıyordu nasıl? <laughs> Sigortadan. O işte para kazanamadık yani neyse. Ee, keyifli dönemlerde orada mesela şeyi hatırlıyorum. Erdem'in çıkamadığı bir yer vardı bir şarkıda. Transpoze yaptık falan. Kötü oldu şarkı yani ton uymadı. Ee, neyse ben bir çözüm bulacağım ya. Olmadı işte biraz geriye doğru söylerim falan filan dedi. Çıktık konsere. Abi seyirciye söyletsin. <laughs> <laughs> Şimdi burayı sizden duymak istiyorum falan diye onlar da söyledi böyle çok Bulduğu kötü. Bu çözüm yaratıcıymış yani. Dedim bravo helal olsun. Hiç de işte, bozuntuya vermemişti yani orada anladık ki. Ama işte ben, müzisyenlerin öyle bir şansı yok. Burayı sizden duymak istiyorum diye ben... Stand-upçıların. Yok davulcu ha, mesela evet. yapamıyor Stand öyle bir şey. Stand-up'un da yok yani. Punchline sizde <laughs> falan yani hani, ne diyorsunuz? Evet doğru bak müzik o açıdan çok sırtını yaslayabilir. Stand-up bir yani. de şöyle bir de var şimdi müzik deyince mesela şimdi sen... Müzisyen olarak bir kaset çıkarıyorsun, sonra bütün sene onu söylemeye devam ediyorsun, sen de olarak çıkarıyorsun, bir daha onu söyleyemezsin. Doğru, evet. öyle bir boktanlığı var yani. O yüzden Ama, seyirciyle bir interaksiyonda yapamıyorsun. Aa bu şarkı şakası çok iyi falan dediğinde yüzde elli daha negatif bir şey de oluyor. Çünkü duyduk evet. zaten gibi oluyor. Çok güzel bir şey söyledin yani. ya. Bak hiç düşünmedim. Nedense niye düşüneyim ki zaten böyle bir şey İşim işim bu daha değil. Daha sonra düşünmem. <laughs> Doğru. Ben bir de şeye inanamıyorum abi. Onu nasıl yapıyorsunuz ya? Yani aynı şakayı defalarca evet. yapmanın çok sıkıcı bir şey değil mi yani bir ilk aklına geldiğinde gülüyorsun belki ilk yaptığında heyecanlısın ama 250. kez aynı şakayı yaparken Orada hiç mi şey sıkılmıyorsun işte. yani? Sıkılıyorsun ama kendini şu şekilde eğlendirmeye çalışıyorsun aslında şimdi sen belki aynı yapıyorsun ama o da başka bu insanlar başka bu insanlar bunu duymadı ve senin ona anlatma bir şevkin var bu insanlar bunu duysun istiyorsun bir şekilde. Hmm. Ama her seferinde aynı anlatırsan ezbere dönüyor. Ama biraz da o odanın enerjisine göre anlatıp biraz daha değiştirip başına sonunda bir şeyler yaptığın zaman daha kendini kandırabiliyorsun. Bu farklı hmm. bir şaka diye. <laughs> çok iyiymiş. Kendini bu kandırman İyi lazım. Yöntem. Kendini kandırmazsan çok motomot ve sıkıcı geçiyor enerji. Onlar da gülmüyor. Bir yerden sonra mesela ben de şu an bir şey yazmaya çalışıyorum. İlk yazdığımda çok komik geliyor, tamam mı? Böyle kağıtta bunu çok komik evet. oldu falan. İkinci okuyorum, üçüncü, dördüncü sonra atıyorum onu. Ama aslında evet. hani belki de atmamam lazım. Ben sıkıldım o şakadan gibi de. Burada şey olmuyor mu? Geri dönüp ulan bu şey değil falan ama galiba reaksiyon aldığım Şu şeyde oluyor falan. çok ya. Mesela bir şakayı yapıyorsun çok gülünüyor. Ne iyi şaka diyorsun iniyorsun. Aynı şakayı yapıyorsun hiç gülünmüyor diyorsun ki. Oğlum bu ne kadar kötü bir şakaymış. Ama hmm. şakayı yaparken, sahnedeyken hissediyorum ben bazen. Ben ne anlatıyorum bu insanlara ya? Çünkü mesela bir anda ben e, baba annemin ölmüş baba annemin mezarda... İşte başka bir adamla falan böyle bir hikaye anlatıyorum tamam mı? O gülünmediğinde şey oluyor. Bunu demiş oluyorum ya. yani <laughs> gülündüğünde şey oluyor. adam ne şaka yaptı oluyor. Gülünmediğinde ben bunu demiş oluyorum. Dedim. <laughs> <laughs> tanımadığım 100 tane insan diyorum ki benim babaannem ölmüş babaannem dedi, ne şey yaptılar ya falan <laughs> diyorum durup dururken. <laughs> çok iyi. Bir şey. Sana şey. diyor ki bunu niye söyledin abi? <laughs> çok iyi. Bir yani şey oldu. o sıkıntı yani. stand yaptı öyle bir <laughs> sıkıntı var. Gülündüğünde her şey mübah, gülünmediğinde ne yaptın abi? Gülünmediğinde şey ne oluyor? anlatıyor bu herif oluyor yani bir anda doğru. Mesela çok şeydir ya stand up'ta böyle işte kötü seks deneyimini anlatırsın. Gülündüğünde eyvallah ama gülünmediğinde sen bir sürü insana kötü seks yaptığını anlatıyorsun <laughs> abi. Hiçbir <laughs> anlamı yok niye yani. Niye söyledim ki bunu? Evet abi. yani. Doğru bak mesela işte ya yani sinemada ya da işte müzikte falan başka bir amacı var. Hani evet. bir de duygu hissettiriyorsun gibi. Burada yok. Yok. Evet. Tek ama olayın güldürmek gerçekten işte güldürürken düşündürmek falan hep vardır ya işte. Evet. Abi o çok bir yani gülmediği sürece düşünse bir şey olmuyor yani. Evet. Yani. Tek başına düşündürmene yani. düşündürmek için kimse para da vermez Aynen. bu arada. başka Dur şey bir düşüneyim falan. Bir sürü diye başka bir türü var yani onun için zaten. <laughs> evet, doğru. Yani düşünmek için var. Aa çok iyiymiş ya o. Ben bunu söylemiş oluyorum diye. <laughs> Şöyle bir şey demişsin abi stand-up çok enerjisel bir şey olduğu için orada kurduğumuz enerjiyi insanlar anlamayabiliyor. O yüzden bir stand-up'a videoda gülmek çok zor, zordur. Ben de kendime gülmüyorum videoda diye bir şey söylemişsin. Aslında biraz buraya evet. dokunduk ama şey hakikaten e, paylaşırken mesela o bağlam konusuna kafayı takma ben mesela onu çok yaşardım. Yani ulan şimdi bunun başı var sonu var ben burada seyirciyi hazırlıyorum burada 15 saniye yüklüyoruz. Hani çok Korkutucu evet. bir şey gibi geliyor. Burada mesela bu kararları komedyenlerin bırakıyorsunuz? Bakan ayrı bir ekip var mı? Bence buraya ko koyalım gibi. Ortak. Kibisinden. Yani komedyen kendi istiyor zaten gelirken her zaman. Benim bu parçamı koyabilir miyiz? Hmm. Biz onu etrafıca düşünüyoruz. İşte senin kariyerin için mantıklı olur mu? Avukatsal bir sıkıntısı hmm. var mı? Hadi avukatı geçtim. Linçsel bir sıkıntı var mı? Eren Erdem'in sıkıntısı Eren Erdem, var mı? Eren Erdem'i önce atıyoruz abi. Sence o kariyerden <laughs> okey, ben ama linçlerim her türlü yani evet, falan. Evet yani biz de oradan Aynen. ekmek yiyoruz <laughs> kusura bakma diyor falan. Bütün etrafta bazen diyorsun ki mesela ya çok az tepki gelebilir ama şaka onu zaten komikliği onu bertaraf tamam. eder. O yüzden koymak tabii ki bize şey beklemiyoruz. Ama nasıl geldi buna linç ya falan demiyorsun. Bazı şeyleri tabii öngörebiliyorsun. Ama bazı şakalar o kadar iyi ve doğru bir yere dokunuyor ki sen onun riskini almak durumunda kalıyorsun. Komedyenle evet. beraber onu konuşup diyorsun ki bunu tamam. Zor iş ya. Aynen yani. tamam. ama Beklemediğin yerden de çok gol yediğin oluyor. Genelde beklemediğin yerden gol yiyorsun stand-up videolarında. Hmm, hiç mesela, aklına gelmeyen bir şey. Hani hiç o kitle bizi linçle linçleyemez dediğin kitleler linçliyor, linçler dediğin kitleler hiç umurunda olmuyor mesela. Çünkü hmm. onların tandayına düşmüyor herhalde, bilmiyorum ki. Aynı ya, yere bakmıyoruz olabilir. herhalde falan. Yani düşse de alışmış oluyor falan. Diğeri bir de kendini daha iyi hissedecek diye evet. işte başkasının derdini üstlenme. Neyse bunlar derin konular. Evet. Sonra konuşuyoruz onlar. <laughs> Sonra da konuşmayacağız. Ee, bir komedyen olarak yaşadığım bir olayı anlatmayacaksam o olayı yaşamamayı tercih ederim. Ee, şaka çıkacaksa yaşayayım yoksa evde oturmayı tercih ederim. Ben ne demişim Evet. <laughs> çok güzel. Çok hoşuma gitti bu arada. Şey güzel. Şaka çıkacaksa Okey yoksa evde oturayım ben. Müthiş Aynen. bir hayat disiplini diye düşünüyorum. Ya bende yani. hep şey oluyor mesela işte mesela bir olayın içerisindeyim. Hiçbir zaman o olayı sadece o olay olarak görmeyip hani buradan ne çıkabilir? Mesela cenazedeysen bile ya babam ölse bile onu düşünürüm kafamda her zaman yani. Şu an burada ab abes bir çünkü duygu yaşaman gerekiyor onunla bir bağ kurup anlatman için. O yüzden de böyle çok e hiç umursamadığın yerden şaka çıkmaz. Gerçekten umursadığın üzgünlük olur, mutluluk olur, hmm. heyecan olur. Tamam hayal kırıklığı oradan gerçek bir şey çıkıyor. Diğer yani türlü Komik çok... olmanın ilk dürtüsü zaten herhalde Aynen. oradan geliyor. Yoksa çok kurmacı şeyler çıkar o kadar bir şey hissetmezsem yani. Hı -hı. Mesela bir Louis C.K.'nin bir şakası vardı. Ee, kendi apartmanının dışarısında biraz daha böyle evsiz gibi olduğu ha. bir gün böyle duruyor. Sonra bir tane e, komşusu onu görüyor ve on, diyor ki kafasında bence bu adam benim diyor. Buradan olmadığımı düşündü diyor. E sonra ona kurmacı bir hikaye yazmış. En son diyor ki aslında böyle bir şey olmadı diyor. O muhtemelen duygusu şuydu. O adamın onu görüp aşağı aldığını düşündü kafasında. Duygu oradan çıktı. Gerisini kendi kurdu. Hı hı. Ama o duygu çıkmasa bunu kurmaz. Çünkü nereden aklına gelsin böyle bir şey? Doğru. O böyle bir kendini muhtemelen oraya ait hissetmedi başta o tipiyle falan. Oradan bir dünya kurdu. Hı hı hı. Çok mantıklı. Hı. Vallahi. Çok değerli şeyler öğreniyorum çok, yani Gerçekten. Tamam. Senin çok, bana para ödemen lazım şimdi. Gerçekten şimdi? ödemem lazım. <laughs> Peki bu devamlı hani bu olayları tespit etmeye açık olmayı böyle bir kendi eğitme süreci oldu mu? Yoksa bildim bileli zaten böyle dikkatli bunları not eden falan bir insan. Çünkü evet. Seinfeld'i izledim. O hayvan gibi şey var ya Defterleri belgesel yapmış defterler o. falan. Onu böyle zorladın mı kendi Hani bir defter alayım ya yazayım bunları tabii, falan. Çok gibi. defterim var tabii de. Ee, ya şöyle aslında ben de şöyle bir olay var kendimde. Ben mesela bir olayı yaşarken hemen kendimi dışarıdan bir bakıyorum kafadan yani öyle bir şeyim var hiçbir şeyin içinde tam anda çok kalamıyorum anda kalamayınca da mesela bir duygu yaşadım ben o duyguya dışarıdan bakıp o olayı öyle görüyorum bir yapısal bir şey yani o yüzden aslında onu mesela çok anda kalsam şakayı yazamam mesela gerçekten babamın öldüğünde deli gibi üzülüp orada ağlasam manyaklar gibi hayatta şaka yazamam ona Ama ben de direkt o duygu yaşadığım anda bir yabancılaşma oluyor. Ya mesela seks yaparken bile mesela orada garip bir şey oldu yabancılaşıyorum durumda mesela. Kendi yapısal olayım. O yüzden biraz olayları yaşamakta zorlanıyorum. Garip olarak. bir şeyi konuşuruz o zaman. Aynen. O nasıl garip bir şey oluyor Anlatıyorum o zaman falan. <laughs> <laughs> Ama sadece anlatmış olmayayım. Gülmeniz lazım sonra. Sadece söylemiş olurum bunu yani. Çok iyi bir mottoymuş ya. Sevdim ben bunu. <laughs> ee, direkt onu eğittiğim Aynen. bir şey o zaman. O yani bir şekilde yani. öyle gerçekleşti gibi aslında Kendine sonra. Üzerine gittiğim şey, gibi yani. Hı. Ee, şimdi dolandırıcı kısmımıza geçiyoruz. Benim yapmak istediğim ve dünya üzerinde kimsenin e, yapmamı istemediği e, bölümümüz. Ee, Bunu hatta bir de isim düşündüm geçen. Çok dolandırıcı bir isim böyle. Bazı bazı. <laughs> aşırı, aşırı kötü değil mi böyle çok bir çok tane <laughs> yani yani. Bir tane TV programı böyle Çok kötü e, Bir TV programı gibi neyse Tam şey gibi böyle bir ekip böyle sana demiş ki bu aç buna isim bu falan Üç hafta zaman harcamışsın da beyler buldum Bazı <laughs> bazı falan diye Herkes birbirine bakmış kötü. böyle öyle Bozmasak mı acaba <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle oldu bu arada Programa devamlı kimse bir şey istemediği halde Bir şey ekleyip sonra çıkartıyorum böyle bir Oyunlar Stand-up'a hazırmışım bak o da böyle değil mi Tabii şeyler falan. çıkaracağım. Falan. Komik olmak gerekiyor galiba öyle bir. Yeni program fikrim ya var. Şart. Stand up yapmak aslında normalde işten içe isteyen ama çok da böyle kötü yemeyen <gülüyor> 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 ünlü insanları formatta çıkarıyoruz. O yüzden de herkes böyle şey diyor. Hani zaten bu format için yapıyorum. Hani çok komik olmam şart değil. Mesela seni çıkarıyoruz işte orada. Çok iyi. Bence istiyorsun içten gibi. Var mı böyle bir şey? Yok <laughs> Yo, şu an aklıma geldi. Tam yapalım. Aynen böyle bir sürü sektörde aslında mizah iş yapan ama stand up gelelim. yapmayan. Hayır sahneye çıkacağım. Oğlum çok zor bir şey. Olmaz ya. Ama yani. formatta yapıyoruz işte. Önemli değil güldüğüme. Zaten orada senin tanıdıkların olacak. Tam sırtımı yaslayabileceğim bir format bulursanız olur. Aynen. Ben biliyorsun biraz yaslamak isterim. Koltuk istiyorsun yani o zaman. Hmm. Duvarda böyle tuğla duvara sırtını yaslasan. Böyle şey koltuk ama bak bu da Rahat nasıl bir ıı, de. şey. Ka Anladın Kavrayan. Mı? Ben mesela psikoloğa gittiğimde şey sordum. Bu koltuk. Dedim özellikle mi seçtiniz? Bravo dedi. <laughs> Çünkü koltuk şöyle abi. içine giriyorsun yani koltuğun. Oturmuyorsun. <laughs> Şöyle sarıyor böyle hani güvendesin. Tan gibi bir mesaj gerekiyor ki. Mesela koltuk, <laughs> koltuk yeterli yani. Psikolog öyle. çok şart değil. Sonra yani. ben düşündüm evde hiçbir koltuk öyle değil evet. bizim. Ya yani mesela eşim aldı bir koltuk kol kısmı aşağıda hiç sarmıyor anladın mı? Şuradan bir bıçak falan bir şey gelebilir yani. Ama ben koltuk güvende öyle değilim. olsa eşine niye gerek olsun? Mesela. Bir de psikoloji dediyle genel olarak yanlış <gülüyor> <yanlışım olmaz. gülüyor> Bir de psikolojik güven şuradan bir bıçak geliyor değil evet. galiba değil mi? Başka Aynen. bir şey herhalde. Psikologa gidiyorsun yani. Gidiyorum evet. Hatta çok fazla bahsediyorum diye insanlar uyuz olmaya başladı. Ben de gidiyorum. Nasıl verirdim? Senin seninki? Benimki karşıda maalesef. Benimki de. Pardon lan burada. Ben karşıdayım şu an. <laughs> Aynen. O değişti mi sende? Sen yaka değiştirdin evet, mi Evet değiştirdim. Artık karşı farklı mı senin Aynen. içinde? Ben çok uyuz oldum bir dönem. Artık karşı farklı benim için. Evet ben de. Evet, Abi dolandırıcı de bazı bazı kısmımıza geçelim şimdi. Hayatını değiştiren bir film ya da müzik albümü falan bir şey oldu mu böyle? Abi bunu dinledim ee, ve işte hayatım değişti. Ben sana süre kazandırmak için biraz daha konuşayım dedim. Stand-up albümü var işte aslında. Hı. Yani stand-up yurt dışındakileri izleyene kadar stand-up konusundaki vizyonum genişlememişti o kadar. Çünkü benim buradaki vizyonum işte burada yapan insanlar üzerindendi ki o da gayet iyi. Ama yurt dışında yapanları görünce ha bu bir tarzda yapılması şart değil. Bu kadar farklı tarzda insan varmışı stand-up abimlerine mesela Louis CK ile ilk şey yaptım. Ee, onun işte Hilarious diye bir stand-up specialı vardı. Onu izlediğim zaman böyle bir ha falan olmuştum. Onun Başka bir şey. gerçekten şey tarzını bulmasını izlemek de çok Hiç eski gösterilerine baktın mı? Tabii tabii hepsi. Böyle şey gibi gençken birilerini taklit ediyor gibi ya. O o da mesela yıllarını almış evet. yani adamın gerçekten çok güzel onu seyretmesi ama. Çok hızlı hızlı konuşuyor falan eskiden mesela. Sonra evet. o çok daha sakin şey, tavra geçiyor. E, aynen. Ee, i̇syanını sakin şeye dön, biraz daha böyle Carlin gibi falan aynen. ilk dönemlere o da tam onu... E, Uyumuyor gibi Hadi ben, ben buradan oturduğum yerden adamın Uyumuyor falan <laughs> diye böyle konuşayım e, Nefret ettiğin biri var mı? Nefret ettiğin biri vardır illa ki Ama dönem dönem değişiyor Kimseye sonsuz nefretim olmamıştır en fazla 3-4 ay falan sürer hmm. Olay güzel. bazlı yani Güzel Çünkü nefret çok güçlü ya duygu. duygu. Doğru senelerce nefret yani. etmek biraz Bir şey indahalı. yapmam gerekir o zaman üzerine falan yani O kadar yoğun bir duygun varsa bir şey yapmam lazım Çok güzel cevaplar veriyorsun. Ben bu programda herkesten etkileniyorum. Ne kadar dolu dolu insan varmış meğersem ya. Sohbet etmiyormuşuz kimseyle. <laughs> İyi oluyor program yaptığımızda. Yüzük böyle okuldan yeni mezun Programdan olmuşlar. programa görüşüyoruz <laughs> gibi. Öyle evet ama hiç davet etmedin işte. Hep gelmem neyse. Ha. Cuma geleceğiz. Hayatındaki en büyük eksik. Nasıl çok sevdim bu bölümü hmm. değil mi? İnanılmaz. Hı, bir hayatındaki be. en büyük eksik. Evet. Sence? Çok onun üzerine düşünmemiştim ya gerçekten ya işte şey demek derin yokmuş bir soru yani hiç eksiğim yokmuş. Bu güzel. İlk, bence ilk cevap gelmiyorsa insanın hakkında çok büyük bir eksik yoktur diye düşünüyorum. Yok gibi evet. Ne güzel işte. Hangi hayalinden vazgeçtin? Ya stand upçı olma hayalimden vazgeçmedim de bir tık erteledim ki bu diğer business işlerini yapmaya başlayınca. Yani bu organizasyon stand upçı Stand da hani. Hedeflediğim kadar büyük olmaktan bir tık hani erteledim gibi oldu. Organizasyon tarafına daha yoğunluk verince tabii çok zaman aldığı için. Anladım. E, o tarafı bir tık böyle biraz daha yavaş giden bir tempoya aldım diyelim. Hmm. Çünkü ben ona çok çalışıyordum gerçekten eskiden. Böyle işte her gün şaka yazayım falan filan kafasındaydım. Şimdi o tempoda olmadığım için bir tık yavaşladı orası. Şey yap yapabiliyor musun mesela? hakkında hiçbir şey yok. Oturayım şaka yazayım falan diye tabii. bir şey. Oluyor yani o moda girebiliyorsun. Bunu bir ara bir çalışalım sen de, çok görmek isterim. Hadi bakalım. <laughs> Hadi, <ç> <laughs> Defter kat şaka kat yazan de. bir insan. <laughs> Vay be, çok iyiymiş. E şey gibi işte, Soğuk Savaş'ın ilk dönemleri gibi. Aa doğru lan, bizde ama biz o şakayı o şakadan saymıyorum ya, ben ya. Yani. Tabii, tabii, aynen. Yani, o şakayı bulmak daha hani... Ben şey yapıyordum mesela, açıyordum magazin sitelerini falan. Oradan isimlere falan bakıyordum, evet. hani kelime şakası olduğu için. Burada tabii <laughs> bir hikaye, bir bağlam kurman lazım. Ama her şey tamam. bir şeyden çıkıyor. Yani mesela şeyde yapan komedyenler var yani gündemi açıp okuyorlar. Bununla ilgili bir şaka yazabilir miyim acaba? Hmm. Genel bir sürü konu mesela konuları yazıyor etrafında tabloda falan. Şimdi bu konular hakkında şaka yapabilir büyük konular var ya sonuçta atıyorum din var ne bileyim büyük hmm. bir konu. Siyaset işte var bir sürü büyük konu da var. Öyle yapan insanlar da var yani. Zaten. Ben çok öyle değilim ama. O zaman yavaştan evet. abi son sorularıma geçiyorum. Evet. Ee, zamanı geriye alsan neyi değiştirirsin? En sevdiğim soru bu. Facebook gibi. Müthiş bir soru. Facebook'u bulurdum mu gibi bir soru. Ee, yok yani, yani Facebook'ta okuyacağım böyle postlar olur ya yani. onun gibi bir soru ama çok hoşuma giden bir soru. Sen Neyse neyi yıllardır şunu değiştiririm. Daha erken bazı şeylerin farkına varmam gerektiğini ve birkaç sene kaybettiğimi düşünüyorum. Kendi mesleğimle ve yapmak istediğim şeylerle alakalı. Dolayısıyla bunlara kafa yoracağım adımları çok daha erken atardım bir şekilde. Yani mesela üniversitedeyken şu an için çalışmaya daha fazla başladım. Çok andaydım yani. Çok evet. e, ne yapacağız Bil, bilmiyorduk. Hani öyle biraz şey bir hayat yaşıyordum. Bir şekilde iş gelmeye başladı falan. Onu da böyle çil karşıladım. Biraz daha disiplinli ve düzenli şey yapmış olsaydım o dönem şimdi daha e, rahat hissederdim diye düşünüyorum. Benim de benzeri üniversitede çok serkeş takıldım hmm. ve o zamanlar mesela stand-up'a ilgim daha erken olsaydı. Mesela stand-up'a erken başlamak çok büyük avantaj yani. Değil mi? Ben böyle 24'te falan başladım. 23-24. Hani daha erken başlasaydım Amerika'ya bir gitseydim ki gidebilirdim falan stand-up kulüplerini bir gezseydim. Oradaki vizyonu evet. daha geniş alsaydım mesela. Şu an yapacaklarımda daha şey olabilirdim. Hmm. Daha bilerek hareket etme olasılığım daha yüksek olurdu. Bu Hiçbir niye şey böyle bir program oldu ya? Böyle sorular sorduğum evet. için herhalde. Evet. Ee, son sorum abi. Neye tahammülün yok? Tembelliği işte anladın mı ya. Kendini öyle misindir? Değilsindir. Yok. Tembel insan da Bir mi de misin? söz verip tutmayan insana aşırı sinirleniyorum. Çok saldırmaya yani çok klasik... başladım bana ama evet, neyse. <laughs> yani. Özellikle bu kendi programına <laughs> geç kalan <laughs> insanlara. Biz galiba şeyde diğer programda da aynı şeyi Aynen. konuşmuştuk. Ben bu konuda evet şey oldum ya maalesef adım çıktı. Ortaya çıktı yani. Bu arada bu tarzdır ya. Çünkü astrolistler en son gelir biliyorsun. Bu bayağı. Bu da bir tarzdır ama teknik olarak e, 8 dakika geç kaldım. Bunu da not düşmek isterim. 8 dakika fena bir süre değil. Evet. Yani ben sen iki bizde... çocuğum olabilirdi şu an 8 dakikada. Ve <laughs> ikiz <laughs> <8 gülüyor> değiller. <gülüyor> 8 dakikayı nereden alıyorsun? Neyin üzerine 8 dakika? Hah, işte oradaki sorun. İşte 40 yıl ve 8 dakika Bizim falan gibi. ortak arkadaşımız <laughs> yüzünden yaşanan bir şeydi bu. Evet. Ki kendisi saat konularında da çok şeydir yani. O da bana verdi saatte geç kaldı ama. Evet o da çok Aynen. Komik. Sen bayağı. <laughs> ben oğlum bayağı bu, seni... bu stüdyoya çok erken geldim yani. İnsanlar şey bana şey oldular. Anladım. Bu kim oğlum falan. Bu saatte bu saatte gelmesi gereken biri yoktu buraya falan. gibi baktı herkes bana. Ama senin burada profesyonelliğinin de altını çizerim. Vallahi <laughs> helal olsun. Bravo. İşte de Söylenen saatte gelmek profesyonellik mi yoksa insanlık mı tabi o da ayrı bir. Bir, bir de, de karşıdan geldik biz de modadan geldik yani. Vay be beraber de geçebiliyormuşuz. Sen aslında. neredeydin? Ben de Sahra-i Cerit'teydim. Çok seviyorum ismini. Aray bizim bir arkadaş da oturuyor çok zormuş oradan bir yolculuk yapmak. Yani kendine diyor. Yok be. Bir önerim varsa <laughs> ileteyim kendisine. Yok ee, yok bir önerim. Bence zor değil. <gülüyor> <gülüyor> yani bence şöyle Ataşehir'e taksi bulmak mi? imkansız oluyor falan diyor her zaman. Ha o konuda haklı olabilir evet. Biz arabayla geldi zaten. Evet ama metro da var metro ile geldi. bilmiyor galiba. Doğru zor zor bunlar. <laughs> Abi çok teşekkür evet, ederim. Ben Süper teşekkür program ederim. oldu. Gene bilgilendim, kültürlendim. Ee, hatta e, sözleştik de. Bir sonrakine geleceğiz. Başka programın olursa sundun ben yine gelirim. Bu Sen başka. de artık bir şey sun da çağır <laughs> diye düşünüyorum yani. Ben işte sande olacağım. Sen de seyircilerden olursan. Tamam. Anlaştık. Ben bilet linkini atarım sana. <laughs> Adam işte böyle böyle zengin oluyor demek <gülüyor> Damlaya damlaya. <gülüyor>